Herkese merhabalar, canlarım canım arkadaşlarım. Bu videoda tıraş köpüğü kullanmadan, evet tıraş köpüğüm bitmiş. Bir daha kontrol edelim. Ay birazcık varmış ama yine de çok fazla yok. Bunu size birazdan göstereceğim. Ama öncesinde şöyle bir dikkat sorum var. Arkadaşlar benim bilekliklerim nasıl sizce? Pek bir tanıdık geldi öyle değil mi? Ama hay Allah arkadaşlar bir dakika. Gül abla böyle videolara giriş yapmazdı değil mi? Uzun zamandır baş başa video çekemiyorduk. Onun vermiş olduğu bir telaşla karşınıza geçtiğim video başı kalbimi şöyle gönderdim ve sizden istediğim şöyle video başı kalbinin yarısını bir tamamlayın arkadaşlarım. Kalbin yarısını tamamlayanlar lütfen aşağı yorumlara yazsınlar. Ben size bugün kırmızı bir kalp gönderdim. Hadi bakalım başlayalım. Bugün sanırım sizlere ben bir sürü çöplük slime yapacağım. Tam 3 tane slime denemesi yapacağım. Bir tanesini Arap sabunuyla, diğerini bizim korona boyunca, bakın bir paketini bitirdim ben. Bir tüp bitti burada. Dezenfektanımız. Ve yine koronada vazgeçemediğimiz sabunlarla bir slime yapmayı deneyeceğim. Hem de nerede benim şu tıraş köpüğüm? Tıraş köpüğümüz bitmişse eğer. Hay Allah içimde kaldı. Şimdi Gül abla asla yalan söylemez ama bakın tıraş köpüğüm bitti arkadaşlar. Ama bu şimdi ya, bir dakika, yapılır mı bu? Bitmiştin sen. Geçen videoda yarım kalmıştın. Neyse bunun sıvı oluşundan anlarsınız arkadaşlar. Çok da köpük gibi değil. Evet köpük kullanmadan bakalım güzel pofuduk bir slime yapabilecek miyiz? Bunu hep birlikte birazdan göreceğiz. Öncelikle şöyle bir Arap sabunu alıyorum. Bir kaşık Arap sabununu. Temizliklerinde Arap sabunu kullanıyorum arkadaşlar. O yüzden bugün ben korona boyunca ne kullandıysam çok şükür korona geçti diyorlar arkadaşlar ama umarım geçmiştir. Umarım tekrarlamaz. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Hepinizin bir fikrinin olduğundan eminim. Hadi bugün koronadan bahsedelim. Çok şükür hiçbir yakınımız, hiçbir tanıdığımız koronaya yakalanmadı. Ve biz bu süreci güzelce atlattık öyle değil mi arkadaşlarım? Umarım sizin oralarda da durumlar böyledir. Ve umarım geçirdiğimiz süreci bir daha yaşamayız arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Yine de hijyen kurallarına harfiyen uymamız gerekiyor. Sık sık eller yıkanıyor. Dışarı çıktığımız zaman çok yakın temaslarda bulunmuyoruz. 1,5 metre mesafesini unutmayın. Eğer birisiyle karşılaştıysanız hemen aklınıza ben geleyim arkadaşlar. Dur arkadaşım seni çok seviyorum. Bak kalbim senindir. Seni çok da özledim ama öpüşmüyoruz, sarılmıyoruz. Uzaktan böyle birbirimize sevgimizi iletiyoruz diyorsunuz. Tamam mı canlarım? Bir süre daha. Fazla değil. Bence birkaç yıl daha bu şekilde bir düzenle ilerlersek hiçbir şey kalmayacak. Ve bizi güzel bir gelecek bekliyor olacak arkadaşlarım. Evet. Güzelce tutkalım ekledim. Tutkal, su ve Arap sabunundan şöyle bir karışım. Ve karışımın gitgide ağırlaşıyor. Bakın jelleşiyor. Boraks kullanmadım farkındaysanız. Lens solüsyonu falan kullanmadım. Yani sıvı jel, hani slimeleştirici jel de kullanmadım. Benim Arap sabunum ve tutkal sanırım slime olacak. İyice karıştırırsam ve sanırım bunu birazcık dolapta bekletmem gerekiyor. Ama ben de dolapta bekletme olayına çok da sıcak bakmıyorum. Bir sürü tarifler veriliyor ama. Şimdi sonuçta kimyasal arkadaşlar bunlar. Kimyasal malzeme ne işi var buzdolabımızda? Hayır. Öyle bir şeye izin vermiyorum. Sadece deney yapıyoruz. Test edeceğiz. Ha olmazsa birazcık slimeleştirici sıvıdan yardım isteyebiliriz. Ama bir katılaşmayı ben hissediyorum. Ve pofuduk olacağından da emin gibiyim. Şu elim alayım. Karıştır karıştır karıştır. Slime'ını karıştır. Sabırla karıştır. Tabi o Gül abla hiç olmayan bir şey sabretmek. Hay Allah. O da neymiş? Ben en çok şu kullanmış olduğum dezenfektandan slime olacak mı onu merak ediyorum. O yüzden sen böyle bir kal. Şu an için performansın var. Evet. Katılaştın. Bakın tutkalımız böyle miydi? Biraz da su ekledim arkadaşlar. Bence su eklemeseydim bu şu anda slime olmuş ve gerçekten şu anda zorlanıyorum karıştırırken. Biraz daha karıştırsam sanki bu karıştırma kabını bırakıverecek. Karıştır 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 karıştır. Biraz da şurada karıştır ki bir ablanın bilekliklerini herkes görsün ve doğru tahmin yapsın. Evet biraz önce sorumu soramadım galiba. Bu bileklikleri nereden tanıyoruz acaba arkadaşlar? Nereden tanıdık geldi? Evet dikkat sorunuzu sordum gitti. Cevaplarınızı heyecanla bekliyorum. Karıştır karıştır karıştır. Şu an için slimeleştirici bir jel eklemedim. Ama kıvamı oldukça katılaştı. Tamam burada bekliyorsun sen şimdi. Evet heyecanla beklediğimiz andayız şu anda. Bu bir sıvı olduğu için. Hadi bakalım yeni paketi bir açalım. Birazcık ekleyelim şu dezenfektanımızdan. Evet bu kadar yeter. Çok da ziyan etmeyelim öyle. Deney yapacağız diye. Malzemelerimizi ziyan etmiyoruz. Belki de fail olacak yani. Tutkalımdan ekledim. İşte o an. Heyecanla. Bakalım slime olacak mı? Bakalım fail mi olacak? Tabii ki. Bu dezenfektan çok işe yaramadı. Yaramadı. Hiç yaramadı. Bulaşık sabunu ve çamaşır deterjanı bile daha çok iş görüyordu. Demek ki onların boraks oranı daha fazlaymış. Demek ki bu el dezenfektanları çok da zarar değil elimizde arkadaşlar. Zararlı olduğunu falan söylüyorlardı. Ama hiç de değilmiş. Bakın oldukça az etkisi var. Hatta hiç yok. Şimdi ben birazdan bunun içine lens solüsyonu ya da işte boraks suyu ne bulursam ondan ekleyeceğim. Olmadı. İkincisi dıt arkadaşlar. Birincisi için biraz daha uğraşacağım.
Bakın nasıl katılaştı. Arap sabunu ya. Çok seviyorum. Kokusunu da severim. Eğer su eklememiş olsaydım. Hani Arap sabunu başta sulandırdım ya. Onu yapmamış olsaydım bence bu çoktan slime olmuştu. Sana tekrar döneceğim bebeğim. Beni burada bekleyin. Evet, şimdi sırada en sevdiğim etkinlik. Sabun rendeleyeceğim. Arkadaşlar ne dersiniz? Yakında bir sabun rendeleme etkinliğimiz olsun mu? Daha önce zaten kullanmışım ben bu sabunu. Rendeleyelim. Babamız tıraş köpüğünü kullanmamıza izin vermiyor. Şimdi slime yapmak için de gidip tıraş köpüğü de alacak halim yok. O yüzden evde tıraş köpüğü nasıl yapılır onu göstereceğim size. Daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlarım zaten biliyorlardır ama aramıza yeni katılan arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Size de şöyle bir ayrıca kalp göndermek istiyorum. Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Birazcık su ekliyorum rendelediğim sabunun üzerine. Sonra böyle bir... Evet, buna annemiz tolerans gösterecektir mutlaka. Bulaşık süngerinden böyle minnacık bir parça kopartabiliriz. Bu çok büyük. Aslında şu kadarcık bile sizin işinizi görür. Buna mutlaka anneniz izin verecektir. Ama izin almadan sakın yapmayın arkadaşlarım. Bakın ben şöyle güzelce adeta bulaşık yıkıyormuş gibi süngerimi sabunla su karışımına daldırdım. Oynuyorum. Önce sanki kabımı yıkıyorum. Ve oluşan köpükleri görmeye başladınız siz de benim gibi. Ve ben sabun çok sevdiğim için şu anda gerçekten keyifli dakikalar yaşıyorum. Sizler de sabun oynamayı ve köpükle oynamayı seviyorsanız sizin için de eğlenceli bir aktivite olabilir. Ve köpük olayını daha ucuza getirmiş olabilirsiniz. Ha, bu sıvı sabun ne olur mu? Olur ama sabun kadar, böyle katı sabun kadar keyif vermez. Çünkü rendelemesi, bu köpüğün bu şekilde çıkıyor olması çok eğlenceli. Bakın adeta tıraş köpüğü. Ne kadar katı kıvamı oldu. Çünkü sabunum fazlaydı, suyum azdı. O yüzden böyle köpüğümün yoğunluğu artış gösterdi. Köpüğüm hazır. Şimdi üzerine tutkalından ekleyeceğim ve deneyeceğim. Şu ana kadar başarılı olan bir slime'ım olmadı. Hepsi fail. Bakın katılaşıyor. Çok güzel bir kıvam oldu. Adeta krem şanti. Kokusu da güzel çünkü sabun ekledim. Harika. Evet, şimdi benim yardımcı malzemeye ihtiyacım var. Yani o ne oluyor? Sıvı jel. Yani slime'laştırıcı jel. Mona Lisa'nın sıvı jelini kullanıyorum. Hiyerarşik sırayı bozmadan Arap sabunlu karışımımdan başladım. Az miktarda sıvı jel ekledim ve karıştırıyorum ve kıvam gitgide ağırlaşıyor. Zaten ağırdı. Karıştır karıştır karıştır. Evet, bakın. Kabını nasıl güzel temizliyor. Hadi bakalım. Umarım kopmayan, kopuşmayan böyle güzel bir slime olursa ama şu anda neden böyle bağırsak bağırsak oldun? Oysa kıvamın çok güzel görünüyordu. Ya olamaz. Tam bir çöplük slime'sın. Ama çok güzeldin biraz önce. Sıvı jelden fazla ekledim galiba. Hadi ellerim bari temizle. Çok yaramazsın dostum ya. Çok çirkin bir slime oldun. Evet, pofuduk slime belirtileri var sende. Çatır çatır ediyorsun ama çöpe gidiyorsun. Şimdi sırada şu dezenfektanla yapmış olduğum karışımın içine bir miktar sıvı jel ekliyorum. Bir miktar diyorum ki azar azar ekleyeceğim. Artık korkuyorum sıvı jelimi fazla ekleyince. Wow! Acaba dedim kıvamını bozar mı? Bozmadı ve sanırım güzel bir slime olacak. Ya bu var ya, gerçekten çok masum ve tam bir korona slime olacak. Çünkü slime'ı elimden bırakmadığım zaman zaten dezenfektanlamış olacağım. Tertemiz bir slime. Korona slime koyalım adını arkadaşlar. Ya da dezenfekte slime olsun adı. Ha, bir dakika, sanırım erken konuştum. Toparlanmıyordu. Sanırım sıvı jel konusunda biraz cimrilik ediyorum o yüzden. Karıştır 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 olacak. Ben buna güveniyorum arkadaşlar. Birincisinde çok güvenmiştim Arap sabununa. Beni hayal kırıklığına uğrattı ama sanırım işte bu. Bence oldu bile. Tamam, kabın çok güzel temizlemesine fırsat vermedim ama size şöyle göstermek istedim. Örümcek ağı gibi, örümcek ağı gibi ama güzel tek parça. Çatır çutur ses çıkartıyor kısmen. Köpük olmadığı içindir o da. Deterjan özelliği taşımıyormuş. Sadece dezenfektanmış yani. Ne yapsın, bu kadar. Elinden gelen budur. Beğendim. Evet, dünyanın en temiz slime'ı. Dezenfekte edilmiş bir slime bu. Siz şimdi asıl sabunu görün arkadaşlar. Sabun çok güzel olacak. Koptun mu sen? Neden? Nasıl koparsın? Hem cıvıksın, hem yumuşaksın, hem de kopuyorsun. Ama bu senin çöpe gitmeni gerektirecek bir durum değil. Çünkü keyifle oynanıyorsun. Beğendim doğrusu. Tamam. Asla çöpe gitmeyecek. Şöyle koleksiyonuma. Şimdi sırada sabun ve tutkal karışımı. Azar azar ekledim. Şöyle bir karıştıralım. Karıştır karıştır karıştır. Krema. Adeta krema. Çok güzel. Marshmallow da diyebiliriz. Bakın nasıl da kabını temizlemekle uğraşıyor hemen benim gözüme girmek için. Harikasın bebeğim. Evet, devam et. Ve birazdan olacak zaten. Sabun mis gibi kokuyor. Evet, en pofuduklu, en çıtırdak ses buradan gelecek eminim. Daha fazla sıvı jel ekleyemem, kusura bakma. Yapışıyorsan artık yapışma. Senin kıvamını artık elimde vereceğim. Çünkü
sabun içinde bol miktarda boraks olduğunu biliyorum. Yani öyle tahmin ediyorum. Ve çok katı oldun sen. Tam bir lastik. Oysa ki çok umutluydum senden. Şöyle akışkan, birazcık daha sıvı olsaydın. Birkaç damla aktardım arkadaşlar, gördünüz. Hiç koymasaydım sanki. Yani o kadar minnacık damlattım ki. Demek ki sadece koklatmam gerekiyordu. İki tane çöplük slime'ım var. Bir tane de koleksiyonluk slime'ım var. Ne oldu ona? Nasıl pembeleştin sen? Koleksiyonluk slime'ım var. Yerde bir ruj var. Hadi bunu birazcık biz alalım şöyle. Slime'ımıza renklendirmiş olalım. Hadi bakalım boya. Hem de mor renkteymiş. Beyaz bir slime değil de renkli bir slime'la veda etmiş olayım size. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceler diliyorum. Oyun oynayın ve çocuk kalın diyorum. Hoşçakalın.